Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Bugün bayramlarda en çok sorulan 20 soruya topluca cevap vereceğim inşallah. Bayram yani El-Eid, sevme günü demektir. Biz Müslümanların Ramazan ve Kurban olmak üzere iki tane bayramları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki bayram dışında bayram edinenlerin kıyamet günü mecusi dinsizlerle birlikte haşredileceğini söylemiştir. Kurban ve Ramazan bayramları ile alakalı yüzlerce sayı hadisin yanında bir de Allah subhanahu ve teala Hac suresi 34. ayette ve kulli ümmetin cealnâ menseken diyor. Yani her ümmete Allah'ı anmaları için bayram kıldık diyor. İbn Abbas mensek kelimesinden kastın bayram olduğunu söylemiştir. Ramazan bayramının süresi bir gündür. Kurban bayramının süresi ise 4. günün ikindi namazına kadardır. Namazı kılma imkanı olmayanlar veya tek olanların kılması farz değildir. Bayram namazını hiçbir mazeret olmadan kılmayan kimse ise 4 mezhebe göre de günahkar olur. Kadınlar da isterlerse bayram namazı kılabilirler. Ancak onlar esen süremezler ve süslenemezler. Çünkü kadın ziynetini yabancı erkeklere çekici yapamaz. Hayızlı kadın da bayrama çıkabilir ancak namaz kılamaz. Aynı şekilde bayram namazı ile cuma namazı aynı günde olursa bayram namazı cuma namazının farziyetini düşürür. Bir vacibi ancak başka bir vacip düşürdüğü için. Bayram namazı vakti güneşin bir mızrak boyuna kadar yükselmesinden sonra başlar ve güneşin zevaliyle yani öğlen namazından önce sona erer. Bir mızrak boyu miktarı ise güneşin doğuşundan 15 dakika sonradır. Yani güneş doğduktan 15 dakika sonrayı bekleyin ve öğlen namazından önce dilediğiniz vakitte cemaatle kılın. Tabi sünnet olan geçe bırakmamaktır. Ramazan bayramında Müslümanların fıtır sadakalarını vermesi için namaza başlangıcın geciktirilmesi, aynı şekilde kurban bayramında da insanların kurbanlarını kesmesi için namazın hızlı bir şekilde eda edilmesi sünnettir. Bayram namazlarında sünnet olan açık alanda kılmaktır. Ancak mescitlerde de kılınabilir. Bayram namazından önce ve bayram gecesi yapılacak sünnetler ise şunlardır. Gusül abdesti almak, saç tıraşı olmak, saçları taramak, esans sürmek, misvak kullanmak, süslenmek, tırnakları kesmek, soğan, sirke veya sarımsak gibi kokulu yiyeceklerden kaçınmak, temiz elbise giymek, var ise beyaz ve yeşil olanı giymek, ayrıca da kurban bayramında namazlardan sonra, Ramazan bayramında da namazdan önce hurma yemek, et veya başka bir şeyler atıştırmak da sünnettir. Namaza giderken başka bir yol, gelirken de başka bir yoldan gitmek sünnettir ve günahlara her adım bir kefarettir. Teşrik tekbirleri getirmek sünnettir. Teşrik tekbirleri Ramazan bayramında yüksek sesle, kurban bayramında ise normal sesle getirilir. Teşrik tekbirleri şudur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bu kadar. 3 defa okumanız yeterlidir. Ama isteyen 100 defa da okuyabilir. İsteyen benim gibi düz okur, isteyen de itri makamında okur, fark etmez. Teşrik tekbiri tercihen tek getirilir ama toplu olarak da getirilebilir. Ramazan bayramında tekbir getirme, Ramazan'ın son gününün güneşin batmasında başlar, imam bayram namazına başlayana kadar devam eder. Ancak kurban bayramında ise tekbir getirme, Arefe gününün sabah namazında başlar ve 4. günün ikindi namazından sonra sona erer. Kurban ve bayram namazlarında ezan okumaya veya kamet getirmeye gerek yoktur. İmam 3 defa istavu bi sufufekum der. Yani saflarınızı düzeltin der. Bayram namazı 2 rekattır. İlk rekatta başlangıç tekbiriyle beraber eller kaldırılıp yana salınarak 8 tekbir getirilir. Sonuncusunda da eller bağlanır. Fatiha ve bir zammı sure okunur. İkinci rekatta ise eller salınarak 5 tekbir getirilir ve sonunda yine eller bağlanılır. Fatiha ve bir zammı sure okunur ve bir tekbirle rükûa gidilir. Birinci rekatta Kaf, ikinci rekatta da Kamer ve Câsiye suresinin okunması, bazen de Âlâ ve Gâşiye surelerin okunması Allah Resulü'nün sünnetidir. Namazdan sonra da hutbe olur. İmamın namazdan sonra iki hutbe değil de bir hutbe vermesi ve hutbe verirken minberin üstünde değil de yerde vermesi sünnettir. Bayram namazından önce veya sonra nafile namaz asla kılınmaz. Sadece mescitte kılanlar tahiyyatül mescit namazı kılabilirler. Bayram geceleri ekstradan ibadet etmek bidattır. Ramazan ve kurban bayramlarında oruç tutmak ise haramdır. Lütfen buraya dikkat. Bayram namazını kaçıran kimse namazın kılınış şekline göre aynen tek başına veya bayram namazını kılmayanlarla beraber cemaatle iki rekat kılması caizdir. Bu kişinin isteğine bağlıdır. Buhari'nin sahih bir rivayetinde bu konu hakkında eğer bayram namazı kaçırılırsa iki rekat namaz kılınır başlığında bir bab açılmıştır. Hangi lafızla olursa olsun insanların kendi aralarında bayramlaştığı güzel tebrikler bayramın adaplarındandır. Bazılarının bazılarına söyledikleri takabbalallahu minna ve minkum yani Allah bizden ve sizden kabul buyursun veya bayramın kutlu olsun, bayramın mübarek olsun. Allah size bunu iman bereketiyle tekrar geri getirsin veya buna benzer diğer kutlamalar caizdir ve bu şekilde bayram kutlanabilir.
Bayramlaşırken 3 defa sarılmak ve konuşmak gibi ekstra bir sünnet yoktur. Dileyen böyle yapar, dileyen yapmaz. Allah sizin ve bizim salih amellerimizi kabul etsin. Her seneniz hayırlı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah subhanahu ve teala bizleri tevhid gölgesi altındaki bayramlara tekrar kavuştursun. Amin.